Kıymetli dostlarım, yonca sezonu başladı. Geçen yıl size yonca ekin dedim dinlemediniz. Beni dinleyenler parayı kazandı. Yoncanın tonu 800 lirayla 1000 lira arasında değişiyor. Şimdi en kıymetli şey yonca oldu. Buğday eken de zarar etti, mısır eken de zarar etti. Yonca ekenlerin hepsi kârda. Şimdi size bu yılki tohumlarımızı göstereceğim. Hasatları yaptık. Eleme istasyonumuza geldi. Yavuz abi şöyle yakından göster. İşte tohumların orijinal hali böyle. Elendikten sonra şu gördüğünüz sarı sarı olan tohumlarımız orta yere çıkacak. Bunlar haricen bir kere daha elenecekler. Kalibrasyondan geçecekler. Çimlenme kabiliyeti düşük olanlar ayrılacak. Çimlenme kabiliyeti yüksek olanlar güzelce torbalanacak. Çimlenme testinden geçecek. Tarım Bakanlığımız yetkilileri gelip onaylayacaklar. Sertifikasını verecekler. Ve satışa başlayacağız. Şu anda satışta olan yonca tohumlarımız da var. Yonca tohumu çok önemli. Şimdi torba var, bir tane torba var. İçindeki yoncanın tohumunun ne olduğu ancak Allah bilir. Bir içine koyan sahibi bilir, bir de Allah bilir. Yani üzerinde ne yazdığı çok da önemli değil. Yonca tohumu alırken gerçekten güvenilir bir yerden satın almak zorundasınız. Yoksa bir macera daha yaşarsınız. Ekersiniz, çıkmaz, çıkar, büyümez. Efendim kışa girerken erken terk eder tarlayı. İlkbaharda erken uyanmaz. Yani sizin bölgenizin toprak yapısına, bölgenizin iklimine, gece gündüz ısı farklılıklarına ve kışın uzunluğuna, kısalığına, sonbaharın uzunluğuna, kısalığına göre farklı farklı çeşitler seçmeniz lazım. Bizi ararsanız, danışma hattımızı ararsanız size hangi çeşit yoncayı hangi bölgede ekeceğinizle ilgili hem teknik destek veririz, nasıl ekileceğini anlatırız. Öyle şeyler duyuyorum ki biz dönüme 2 kilo, 3 kilo, çok zorda kalırsak 4 kilo tohum atıyoruz. Ben 2 kilo ile ekiyorum çoğu yerleri. Dönüme 10 kilo tohum atan yetiştiriciler duyuyorum. Neden atıyorsun 10 kilo diyorum. Abi zaten çıkmıyor. 10 kilo da atıyorum seyrek çıkıyor diyorsa muhakkak bir yerde yanlış yapıyordur. Biz her türlü teknik desteği bedava vermeye hazırız. Boşu boşuna tarlaya gidip de 5 kilo, 6 kilo, 10 kilo yonca tohumu atmayın. 3 kilo, 4 kilo ile biz sizin tarlanızı ekelim, size teslim edelim. Yem bitkisi ekmeden hayvancılıktaki maliyetleri aşağıya indiremezsiniz. Her gün hayvanlarınızı lokantadan besleyerek para kazanamazsınız. Bir adamın maaşı 5000 lira olsa 3 öğün yemeği lokantada yese adamın maaşı yediği yemeğe yetmez. Siz de eğer yonca olmadan hayvancılık yapmaya çalışıyorsanız, regras olmadan hayvancılığı yaparım, samanla kesif yemle bu işi götürürüm diyorsanız işte Avrupa'dan et gelir, siz de öyle ağzınızı açar seyredersiniz. Maliyetlerin bir şekilde aşağı inmesi gerekiyor. Bunun da yolu yoncadan geçer. Bugün en kötü yemin çuvalı 50 lira. İçinde ne var? 16 protein, 2500 enerji. Kardeşim bunda 20 protein var. Üstelik bu doğal formda. Bunu yedirdiğin zaman saman yedirmeyeceksin hayvanına. Ve üstelik hani para etmiyordu? Bu yıl süper para etti. Yonca ekenler bugün peşin para mal sattılar. Tabiri caizse elini öpene mal sattılar. Ne duruyorsunuz daha? Hadi ekin de siz de kurtulun. 3 dönüm 5 dönüm fark etmez. Bir tarafından başlamanız lazım. Biz sizin için çalışıyoruz. Size sadece ekmek düştü. Hadi bakalım görelim.